Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birinci cilt 172. sayfa 203. mektup. El-Mektubu Salisu vel-Mi'etan 203. mektup. İlel Molla Hüseyin, Molla Hüseyin'e gönderilmiştir. İttahrizi ala muhabbeti hâzihi taifeti. Bu taifeye sevgi beslemeye teşvik etmek hakkındadır. Bu taifeden maksat Allah dostları taifesine, Ehlullah'a, Evliyaullah'a sevgi beslemeye teşvik. Öbeyani nebzesin min midhatihim ve onların övgülerinden bir nebze beyan etmek. Ahsenallahu subhanahu ahvaleküm. Allah Teala hallerinizi güzelleştirsin. Ve aslaha subhanahu a'maleküm. Amellerinizi de ıslah etsin, şeriata uygun hale getirsin. Amin. Velemma kânel mektubu şerifu. Ne zaman ki yazdığınız mektup, diyor İmam Rabbani Hazretleri, müş'iran bi muhabbetil fukara, dervişlerin sevgisini bize gösterdi, dervişleri sevdiğinizi. Muhabbetil fukara, fakirleri sevmek. Fakir yani derviş demektir. Dervişe fakir denir çünkü gönlü fakirdir. Gönlünde dünyadan bir şey yoktur. Dünya malından hiçbir şeyin sevgisi, dünyanın sevgisi hiçbir şey kalmadığı için sanki o fakir olmuştur. Gerçek fakir de odur. Ama diğer açıdan ahiret sevgisiyle, Allah Teala'nın sevgisiyle, en kıymetli sevgiler ile de bezendiği için o gönlü en zengin olandır. Gönlü dünyaya fakir ama Allah'a zengin olan dervişlerin sevgisi mektubunuzdan anlaşıldı diyor. Yani dervişleri seviyor musunuz? Tabii asıl derviş Allah dostudur. Hasale bi usulihi farahun vafirun. Onun o mektubunuzun ulaşmasıyla biz de çok sevindik. Zadallahu subhanahu, Allah Teala artırsın muhabbete hadihi taifeti aliyeti. Bu yüce taifenin sevgisini, bu yüce taifeye olan sevginizi yevmen fe yevmen, gün be gün artırsın. Sevgi yani gönül bağı demektir. Muhabbete dayalı gönül bağı. Muhib seven, mahbub sevilen. Muhib ile mahbub arasında, sevenle sevilen arasında bir gönül bağı oluşuyor sevgide. Bu sevgi sayesinde seven sevdiğine benzemeye, sevdiğine itaat etmeye, sevdiğinden manevi anlamda her türlü istifade etmeye başlıyor. Bu sevgi iki gönül arasındaki köprünün adıdır. Minel kalbi ilel kalbi sebilen denir. Yani kalpten kalbe yol var. O yolun ismi sevgi yoludur. Eğer insan kıymetli kimseleri severse, Allah Teala'yı, Allah Teala'nın sevdiği dostlarını severse, onlardan istifade etmeye başlar. Onlara benzemeye başlar. Eğer insan Allah'ın düşmanlarını, Allah muhafaza, severse, bu sefer de onlardan istifade etmeye başlar. Onların özellikleri, onların çirkin hasletleri, Allah düşmanlarının sevene geçmeye başlar. O yüzden Allah'ın dostlarını sevmek lazım. Böyle bir dua var. Efendimiz bu duanın okunmasını tavsiye buyuruyor. Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke. Allahümme ey Allah'ım, inni es'eluke hubbeke. Ben senden senin sevgini istiyorum. Seni sevmeyi. Çünkü sevmek kolay bir şey değil yani. Allah Teala ikram edecek ki insan sevsin. Sevgi
gayet mücerret bir şey, elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığı için insanın bir şeyi sevebilmesi de öyle kolay bir şekilde bir anda olmuyor. Bunu Allah Teala ikram ediyor. Allahümme inni es'eluke hubbeke. Ya Rabbi, ben senden senin sevgini istiyorum. Benim gönlüme seni sevdir. Ve hubbe men yuhibbuke. Bir de seni sevenin sevgisini istiyorum. Seni sevenin, seni sevenlerin, senin sevdiklerinin sevgisini istiyorum diye dua etmek lazım ki insanda ne olsun? Gerçek sevgi, asıl kıymetlilerin sevgisi gönlünde hasıl olsun. Dua etmek bir vesile. Başka bir vesile, Mevlana Camii, Abdurrahman Camii şöyle buyuruyor. Hak dostlarının sözlerini dinlemek onları sevmeye sebep olur. Hak dostlarının sözlerini dinlemek onları sevmeye sebep olur. Demek ki dua edeceğiz. Ayrıca bunun bazı vesileleri de var. Onların sözlerini dinlese insan, onların sohbetlerine, meclislerine katılsa, onları sevmek için bir vesiledir bu. Onlara muhabbet eylemek buyuruyor devamla. Onlara muhabbet eylemek seninle onların arasına bir nispet hasıl eder. Bir bağ, bir gönül bağı hasıl eder. Allah Teala bize onların sevgisini ihsan eylesin. Nasihimizde yine bu meyanda şöyle buyuruyor. İslam'ı yaşadıkça ittiba hasıl olur. İslam'ı yaşadıkça ittiba hasıl olur. İttiba ettikçe sevgi hasıl olur. Sevgi olunca da perdeler kalkar ve gönle girme hasıl olur. İrşad-ül Müridine böyle buyuruyor. İslam'ı yaşadıkça ittiba hasıl olur. Yani sevgiyi kazanmanın sebeplerini sayıyoruz ya, insan dua edecek. Birincisi oydu. Ya Rabbi, bana senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ver diye dua edecek. Çünkü o ikram etmeden hiçbir fazilet ele geçmez. Dua edecek birincisi. İkincisi, Mevlana Camii Asseri buyurdu. Hak dostlarının sözlerini dinlemek onları sevmeye sebep olur. Onların sözlerini dinleyecek. Yani onların meclislerine katılacak. Üçüncüsü, Efendimiz Aleyhisselam'ın buyuruyor. İslam'ı yaşadıkça ittiba hasıl olur. İttiba ettikçe sevgi hasıl olur. Yani onlara tabi olacak. Zahiren, batinen, görünüşte, görünmeyende her yerde onlara tabi olacak. Bu vesileyle sevgi hasıl olur. Sevgi olunca da perdeler kalkar ve gönle girmek hasıl olur. Pekala, bu sevginin nişanı nedir? Sevginin nişanı insanın sevdiğine, Efendimiz'in buyurduğu üzere, itaat etmesi, ittiba etmesidir. İtaat etmesi. Abdullah bin Mübarek rahimullah şöyle buyuruyor. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'un. Muhakkak seven kişi sevdiği kişiye itaat eder. Eğer gerçekten seviyorsa insan, sevdiğine itaat eder. Dedi ki hani, sevgi gözle görülen bir şey değil. Ben seviyor muyum? Seviyor muyumu bırak da ittiba ediyor musun? İtaat ediyor musun? Ona bak. Şayet itaat ediyorsan seviyorsun demektir. Ne kadar fazla itaat ediyorsan, ne kadar fazla ittiba ediyorsan o kadar fazla seviyoruz demektir. Pekala, onlar bizi seviyor mu? Yani Allah dostları, mesela Efendimiz Aleyhisselam bizi seviyor mu? Böyle bir sözü var aynı zamanda bir müjde kabinden. Buyuruyor ki, bir ihvanımız ki haramlardan, mekruhlardan kaçınıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bizi seviyor mu bakalım. Bir ihvanımız ki haramlardan, mekruhlardan kaçınıyor. Tarikat derslerini güzel yapıyor. Farz, vacip vesair dinin emirlerini yerine getiriyor. Biz onu seviyoruz. Allah-u Teala ve onun sevgili Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu seviyor buyuruyor. Bir kez daha okuyayım bunu. Bir ihvanımız ki haramlardan, mekruhlardan kaçınıyor. Tarikat derslerini güzel yapıyor. Farz, vacip vesair dinin emirlerini yerine getiriyor. Biz onu seviyoruz. Allah-u Teala ve onun sevgili Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu seviyor. Rabbim bizleri onların sevgilerine layık eylesin. Evet. İmam Abbasimiz buyuruyor. Ve ceale tevadu alehum. Allah Teala
bu taifenin sevgisini gün be gün sizde artırsın buyurmuştur. Ve onlara karşı olan tavazuyu da vel iltica eyleyhim ra'se mâlil umri, ömrünüzün asıl sermayesi kılsın. Bütün sermayeniz onlara karşı tevazu göstermek olsun. Ve bi hukmim el mer'u ma'a men ahabbe. Hadis-i şeriftir. El mer'u kişi ma'a men ahabbe, sevdiği ile beraberdir. Hadis-i şerifi hükmünce muhibbuhum ma'hum. Onları seven onlarla beraberdir. Onlar gibi olmasa da onları sevmek insanı onlarla beraber ediyor. Vahumullezine, onlar öyle kimselerdir ki celisuhum, onlarla beraber oturan mahfuzun mineşşekaveti, şakî olmaktan. Yani dünya ahiret artık saadet yüzü görmemekten, mutsuz olmaktan, huzursuz olmaktan korunmuştur. Fakat varada fil hadisin nebeviyye aleyhi mineşşalavati etemmuha ve minettehiyyati ekmelüha. Pekala, onlarla oturmanın faydası nedir, en büyük faydası? Bunu bir rivayetle, bir hadis-i şerifle İmam Rabbani Hazretimiz anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً, muhakkak Allah Teala'nın bir takım melekleri vardır. سِوَ الْكِرَامِ الْكَاتِب۪ينَ, günahları, sevapları yazan meleklerinin dışında Allah'ın bir takım melekleri vardır. يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ وَالسُّكَكِ, sokaklarda, yollarda dolaşırlar Allah'ın bu melekleri. Ve yatlubuna ehle zikri, zikir ehlini ararlar. Ve izâ vecedû ezzâkirîne, zikir ehli olan kimseleri buldukları vakitte yunâdî ba'luhum ba'lan, onlardan kimisi diğerine hitap eder, bağırır. Yani her biri ayrı ayrı sokaklarda dolaşıyor. Zikir ehlini arıyorlar. Zikir ehlini buldukları vakitte bağırırlar. Derler ki en helummu ila hacetikum. Gelin, aradığınız burada derler. Zikir ehli burada. Feyahuffuhum bi ecnihatihim. O zikir ehlini kanatlarıyla kuşatırlar. Hatta yemle'u beynehum ve beynes sema. Ta ki o zikir ehliyle, misal burada zikir ehli var. Bir melek, sokaklarda dolaşan bir melek buradaki zikir ehlini buldu. Diğer sokaklardaki meleklere bağırıyor. Gelin, aradığınız zikir ehli burada diye. Ve hepsi gelir, melekler üşüşürler. O zikir ehlini kanatlarıyla kuşatırlar. Buradan ta semaya kadar. فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. Neredeyse Allah Teala'ya ulaşırlar. Allah Teala onlara sorar. وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِ عِبَادِهِ. Allah Teala kulların halini en iyi bilendir halbuki, ama gene de kullarına soruyor. Yani öğretmek için soruyor. كَيْفَ وَجَدْتُمْ عِبَادِهِ. O zikir ehli kullarımı nasıl buldunuz? Nasıldılar? فَيَكُولُونَ, derler ki اِلَاهُنَا جِئْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُثْنُونَ عَلَيْكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. İlahuna, ey Rabbimiz, cidnâhum, biz onlara geldik, yahmedûneke, sana hamd ediyorlar, elhamdülillah, elhamdülillah diyorlar. Ve yüthnûne aleyke, seni övüyorlar. Ve yükebbirûneke, sana tekbir getiriyorlar, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Ve yümeccidûneke ve yüsebbihûneke, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, subhanallah, hep bu zikirleri yapıyorlar. Biz onları böyle bulduk, seni zikrediyorlar yani. وَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, Allah Teala buyurur ki وَهَلْ رَأَوْنِي, onlar beni görmüşler mi? وَيَقُولُنَا لَا اَيْ رَبِّي, yok ya Rabbi, seni görmüş değiller. Ahirette belki nasip olursa. وَيَقُولُ, Allah Teala buyurur كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي, pekala beni görselerdi nasıl olurdu? وَيَقُولُنَا, o melekler derler ki لَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ اَكْثَرَ وَاَغْفَرَ. Ya Rabbi, eğer o kullar seni görmeden seni zikreden, seni görmeden sana ibadet eden kullar, asıl zaten görmeden yapmaktır yani. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, gaybe iman edenler. Seni görmeden sana bu şekilde hamd eden, tekbir eden, seni zikreden kullar, seni görselerdi çok daha fazla yaparlardı. وَيَقُولُ اللّٰهُ, Allah Teala buyurur مَا يَطْلُبُونَ مِنِّي, pekala bu zikir ehli kullarım benden ne istiyorlar?
ne isterlerse vereceğim der gibi. Feyekulune, melekler derler ki yatlubune minkel cennete. Ya Rabbi senden cenneti istiyorlar. Feyekulu, Allah Teala buyurur ve hel ra'u cenneti. Pekala onlar benim cennetimi gördüler mi? Feyekulune, melekler derler ki la, yok ya Rabbi senin cennetini de görmediler. Ona rağmen feyekulum, Allah Teala buyurur keyfe la ra'uha, şayet cennetimi görselerdi nasıl isterlerdi? Öyle cennetimi görmeden daha geceden zikre başlıyorlar. Görmemelerine rağmen onun için birçok mesai harcıyorlar. Peki ya görselerdi cennetimi nasıl isterlerdi? Kulüne, melekler derler ki yatlubune ekthara, daha fazla isterlerdi. Ve yezidu hırsuhum, cennete karşı olan hırsları, iştiyakları artardı. Sümme yekulün melaiketü, sonra melekler derler ki ya Rabbi, ey Rabbim, ey Rabbimiz, inne hâzihi taifete, bu taife, bu zikir ehli, yekâfûne minen nâri, cenneti istedikleri gibi bir de cehennemden de korkuyorlar, ateşten, azaptan korkuyorlar. Ve yestecîrûne minke, ve yestecîrûneke minhâ, o cehennem azabından sana sığınıyorlar. Feyekûlü hel râv nâri, pekala onlar benim cehennemi, azabımı görmüşler mi der Allah Teala. Feyekûlûne lâ, ya Rabbi cehennemi de görmediler. Seni görmediler ama sana ibadet ediyorlar. Seni görselerdi çok daha fazla ibadet ederlerdi. Cennetini görmediler ama cennetini istiyorlar. Şayet cennetini görselerdi çok daha fazla isterlerdi. Cehennemini görmediler ama cehennemden korkuyorlar. Şayet cehennemini görselerdi ondan daha fazla sığınırlardı. Feyekul, Allah Teala buyuruyor keyfe levrâvhâ, şayet cehennemi görselerdi nasıl olurdu? Feyekulûne, onlar derler ki lestecârûke minhâ ketîran, çok daha fazla ondan sığınırlardı. Ve yahtarûne tarîkal firâri minhâ ezyede, ondan daha fazla kaçmaya çalışırlardı. Yani günahtan sakınırlardı. Feyekûlullâhu subhânehu lil melâiketi, tüm bu konuşmalardan sonra Allah Teala meleklerine buyurur ki İşhedü enni kad gafertu lehum cemi'an, siz şahit olun ki ben onları affettim. Feyekûlül melâiketü, melekler der ki ya Rabbi, ey Rabbimiz, inne fihim fulanen lem yahudur ma'hum lizzikri. En ilginç tarafı da burası. Tamam ya Rabbi, bunlar zikir için geldiler. Hani seni istiyorlar, cennetini istiyorlar vesaire, ama aralarında birisi var ki bir iş için geldi. Yani zikir için değil. Maksadı asıl zikir değil. Belca'e li hacetin dünyaviyetin. Yani dünyevi bir işi vardı. Bir nevi oraya uğramış oldu. Tam da ona denk geldi yani. Feyekûlullah subhanahu, Allah Teala buyurur ki humul culesâ, onlar meclistaşlardır. Yani hum culesâ'i bi hukmi ene celîsü men zekarani. Onlar benim meclistaşlarımdır. Çünkü ben beni zikredenin meclistaşıyım. Aynı mecliste gibiyim. Allah Teala aynı mecliste derken bir nevi manevi bir beraberlik. Ve hum kavmun, onlar öyle kimselerdir ki la yeşkâ celîsühüm, onlarla hangi bir sebep olsa da oturan kişi şakî olmaz. Tebeyyene min hadel hadithin, bu hadis-i şeriften buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri, ortaya çıktı ki vel hadithi sâbiki, ve bir önceki hadis-i şeriften, yani kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifiyle, bu meleklerin kıssasının anlatıldığı hadis-i şeriften ortaya çıktı ki enne muhibbi hâzihi taifeti, bu taifeyi sevenler yekûnûne ma'hum, onlarla beraberdirler. Dünya ahiret, Allah Teala ayırmasın. وَمَنْ كَانَ مَعْهُمْ, onlarla beraber olan kişi لَا يَكُونُ شَقِيًّا, asla şakî olmaz. ثَبَّتَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَاِيَّاكُمْ, Allah Teala bizleri de sizleri de sabit kadem eylesin. عَلَى مُحَبَّتِ هَا اُلَٰئِ الْكِرَامِ, bu büyüklerin sevgisi üzerine sabit kadem eylesin. بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْهَاشِمِيِّ, ümmi ve haşimi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Kullama zekerehu zâkirun ve gafale an zikrihil gâfilun, Allah Teala her daim zikredenler zikrettikçe, gafil olanlar da gafil kaldıkça Allah Teala bizlere bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu taifenin sevgisini ihsan eylesin.
Risale-i Kutsiye 300. beyt. Muhabbet nisbeti gayetle mahmud. Cemii kafılar yanında mesut. Asıl bu hub makamı kurbi maksut. Vesile vasla ancak hubbi mahmud. Vesile hubbi kıl hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Muhabbet nisbeti gayetle mahmud. Muhabbet nisbeti yani sevgi bağı gayetle mahmud. Son derece övülmüş, makbuldür. Yani ondan daha üstün yok diyor Efendimiz. Onun kazandırdığı beraberliği hiçbir şey kazandırmıyor. Sevginin kazandırdığı beraberliği hiçbir şey kazandırmıyor. Nisbet, Zat-ı Paki Sübhaniye'nin huzuru demek. Gayetle mahmud, son derece makbul demektir. Bir bilmek nisbeti vardır, bir de sevgiden doğan beraberlik vardır. Sevgi Cüneyd-i Bağdat dersleri şöyle tarif ediyor. Duhulu sıfatil mahbubi alel bedeli min sıfatil muhibbi. Muhabbet soruyorlar Cüneyd-i Bağdat dersin. Sevmek nedir? Buyuruyor ki sevilen kişinin sıfatlarının, özelliklerinin, halinin, ahlakının her ne varsa onların sevene geçmesidir diye tarif ediyor. Efendimiz Aleyhisselam bize buyuruyor ki bir bilmek nispeti vardır, bir de sevgiden doğan beraberlik vardır. Sevmekten öyle bir münasebet hasıl oluyor ki bilmekten o hasıl olmuyor. Bilmekten doğan beraberlik unutulur ama sevgiden doğan beraberlik unutulmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevban isminde bir kölesi vardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Yüzünün rengi kaçmıştı ve bitkin bir hali vardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyin var ey Sevban diye sordu. Sevban buna cevaben ne hastalığım ne de ağrım var, hiçbir rahatsızlığım yok ey Allah'ın Resulü. Ancak seni görmediğim zamanlar benim sana karşı olan aşkım artıyor, şiddetle bir yalnızlık duyuyorum. Sonra ahireti hatırlıyorum ve orada seni göremeyeceğimden korkuyorum. Çünkü sen cennette diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda bulunacaksın. Ben cennete girsem bile senin derecenden aşağı derecede bulunacağım için seni orada göremeyeceğimi düşünüyorum. Bundan dolayı da ben seni göremeyeceğim, cennete girmek istemem ya Resulullah dedi. İşte bunun üzerine okuduğumuz ayet-i celle nazil oldu buyuruyor. Allah Resulü'nü seven, ona itaat eden onunla beraberdir ayet-i kerimesini işareten. Cemii kapılar yanında mesut. Allah'a varan bütün kapılar sevgi kapısının yanında kapalıdır. Allah Teala açılan çok kapılar var ama bu sevgi kapısının yanında diğerleri kapalı gibi yani. Asıl bu hub makamı kurbi maksut. Asıl maksut olan yakınlık bu hub makamıdır. Hub yani sevgi demek. Makamı kurbi maksut. Maksut olan Mevla'ya yakınlık makamı. İşte bu sevgiye ulaşan Mevla'ya ulaşır. Bu sevgi ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittibadan doğar. Vesile vasla ancak hubbi mahmud. Vesile Allah'a ulaşmak için vesile mahmudu sevmektir. Yani mahmuddan maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yine onun dostlarını sevmektir. Vesile hubbu kıl hakka gidelim. Sevgiyi vesile yap Allah'a kavuşmak için gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Allah Teala bizleri onların sevgisinden, onların izinden, istikametinden ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.